sizlerle Türkçe Sevinci kitabımızdan sayfa 154.sünü açıyoruz ve cümlelerde işi yapanı bulma konusunu işliyoruz. Evet, cümlede işi yapanı bulma konusunu önce bir yakınlaştıralım, büyütelim ekranımızı görelim. Biraz daha yakınlaştırarak büyütelim görelim. Evet, cümlede işi yapanı bulma. Burada cümlede işi yapanı bulma derken bize özneden bahsediyor. Yani işi yapan kişi dil bilgisi kuralında özne olarak geçer. Biz özneye ulaşmak için bir önceki konuda işlediğimiz, fiillerde işlediğimiz ne ve kim sorusunu soracağız. Ne sorusunu sorduğumuzda cansız varlıkları bulacağız. Kim sorusunu sorduğumuzda da bu işi yapan kişinin insanlar olduğunu öğreneceğiz. Şimdi ne sorusu sorarken karşılığı hayvanlar olabilir. Nesneler olabilir. Kim sorusunun karşısında da büyükçe yazalım, insan veya insanlar olacak. Birazdan görelim. Evet, cümlede işi yapanı bulalım. Noktalı yerlere işi ve hareketi yapan belirten kişilerin adlarını yazalım demiş. Gördüğünüz gibi kırmızıyla Uğur diye yazmış müzik dinledi. Şimdi Uğur'u kapatalım. Biz bu cümlede dinledi kelimesi bize bir iş, bir hareket, bir eylem bildiriyor. Ve kim müzik dinledi ya da müziği de görmeden kim dinledi sorusunu soracağız. Cevap olarak Uğur'u bulduk. Birinci örneğe bir bakalım. Tekrar yapıyoruz. Evet. Yemek yedi. Kim yemek yedi? Yazılı. Özlem yemek yedi. Kalemimizin boyutunu biraz küçültelim. Olmadı. Biraz daha küçültelim. Evet. Özlem yemek yedi. Nokta 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 çiçek topladı. Kim çiçek topladı? Lena çiçek topladı. Üçüncüsüne bakıyoruz. Nokta 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 resim yaptı. Biz yapan kişiye soruyoruz. Kim resim yaptı? Yazalım. Kalemimizin rengini değiştirelim. Daha belirgin olsun. Melek resim yaptı. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Nokta nokta top oynadı. Kim top oynadı? Tarhan top oynadı. Bakın. Bir kişi bulduk. Kim sorusunu sorduk. Kim oynadı? Tarhan oynadı. Evet, beşinci soruya bakıyoruz. Nokta nokta çamaşır yıkadı. Kim çamaşır yıkadı? Cevap veriyoruz. Ayşenur çamaşır yıkadı. Ayşenur. Evet. Evi boyadı. Nokta 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 evi boyadı demiş. Altıncı sorumuzda. Kim evi boyadı? Cevap. Yuşa evi boyadı. Evet. Boyalı kelimesine kim sorusunu sorduk ve Yuşa diye belirttik. Cümlede işi yapan kişi kim?
Yuşa. Yuşa ne yapıyor? Evi boyuyor. Bakın bir eylem var, yapılan bir iş var. Bu işi yapan kişi kim? Yuşa. Evet, servise bindi demiş. Nokta 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 servise bindi. Kim servise bindi? Ali Emre servise bindi. Ali Emre isminin birleşik yazılmasını istediği için biz de birleşik yazdık. Ali Efe serviste bindi. Nokta 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 yoldan geçti. 8. soruda. Kim yoldan geçti? Miran. Miran yoldan geçsin. Evet, Miran yoldan geçti. İşi yapan kim? Miran. Peki, 9.'ya bakalım. Nokta 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 elma sattı. Kim elma sattı? Mete elmaları çok sevdiği için Mete elma satsın. Mete'ye de buradan kocaman öpücük gönderiyoruz. Evet, 10.sundayız. Nokta 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 saçını ördü. Kim saçını ördü? Eslem uzattığı saçlarını örmüş. Saçını ören kim? Eslem. İşi yapan kim? Eslem. Gördüğünüz üzere. Nokta 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 camı kırdı. Kim camı kırdı? Yaman camı kırdı. Ah o Yaman. Yaman camı kırdı. İşi yapan kim? Yaman. Nokta 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 yüzünü yıkadı. Kim yüzünü yıkadı? Her sabah 6'da kalkan Rüzgar yüzünü yıkadı. Rüzgar. Evet, bizim Rüzgar yüzünü yıkadığına göre şimdi evet 13.'sine geçelim. Nokta 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 taksiye biniyor. Kim taksiye biniyor? Sahra taksiye biniyor. Yazıldım. Sahra taksiye bindi. Evet, işi yapan kişi kim? Çocuklar, Sahra. Sahra taksiye biniyor. Kim biniyor? Sahra biniyor. Biz her zaman yapılan eylemi kim ve ne sorusunu sorarak işi yapan kişiyi bulabiliriz. Devam edelim. Nokta 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 ayran içti. Kim ayran içti? Kuzey ayran içti. Devam ediyoruz. Nokta 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 okula gitti. Kim okula gitti? Erva okula gitti. Bizim Erva'mız okula gitti. Nokta 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 erken yattı. Kim erken yattı? Hasan erken yattı. Hasan geç saatte yatmayı sevmiyor. Yatarken de mutlaka kitap okuyor. Hasan erken yattı. İşi yapan kim? Hasan. Nokta 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 ip atlıyor. Kim ip atlıyor? İpek ip atlıyor. İpek ip atlıyor. Evet. Nokta 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 pazara gidecek. Kim pazara gidecek? Cevdet anne babasına yardım etmek için pazar işini devralmış. Cevdet pazara gidecek. Cevdet pazardan elma alacak, armut alacak, mandalina alacak, vitamin alacak, beslenecek, güçlenecek, sağlıklı olacak değil mi Cevdet? Evet. Nokta 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 elma topluyor.
topluyor? Kim elma topluyor? Hemen yazalım. Derin elmaları çok sever. Derinliği. Biz derine elma toplattıralım. Elmayı toplayan kişi kim? Derin. Cümlede işi yapan kişi kim? Derin. Bizim marifetli derinimiz elma topluyor. Nokta 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 eve gelecek. Kim eve gelecek? İsmail eve gelecek. İsmail eve gelecek. Nokta 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 denize gidecek. Yaz tatilini çok sever Bora. Şurayı silelim. Yaz tatilini çok sever Boran denize gidecek. Boran denize gidecek. Boran ne yapacakmış çocuklar? Denize gidecek. İşi yapan kişi kim? Boran. Cümlede işi yapan Boran. Biz cümlede gidecek kelimesini kim gidecek diye sorduğumuzda cevap olarak Boran'ı alıyoruz. Boran denize gidecek. Evet, 22. alıştırmamızda nokta 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 bahçede koşuyor. Kim bahçede koşuyor? Ümitcan bahçede koşuyor. Ümitcan koşmayı çok seviyor. Ümitcan bahçede koşuyor. Kim bahçede koşuyor? Ümitcan bahçede koşuyor. İşi yapan kişi kim? Ümitcan. Nokta 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 ağaca çıkıyor. Kim ağaca çıkıyor? Cem ağaçları ve meyve toplamayı çok sevdiği için ağaca çıkıyor. İşi yapan kişi kim? Cem. Nokta nokta yazı yazacak. Kim yazı yazacak? Sevilen öğretmen. Öğrencilerine öğrensin diye yazı yazacakmış. Sevilay yazı yazacak. İşi yapan kişi kim? Sevilay. Kim yazacak? Sevilay yazacak. Evet çocuklar, unutmuyoruz. Cümlede işi yapanı bulmak için. Yani özne diyoruz biz buna. İlerleyen sınıflarda böyle göreceksiniz. Üçüncü, dördüncü sınıftan sonra bu şekilde göreceksiniz. Bunun adına biz özne diyoruz. İşaretleyelim. Üzerinden belirterek tekrar geçelim. Cümlede iş yapımı bulmak için biz yükleme, yani yapılan işe, harekete, oluşa, eyleme ne ve kim sorusunu soruyoruz. Kim sorusunu sorduğumuzda biz yapılan işi, cümlede işi yapan kişiyi buluyoruz. Başka bir tane daha örnek verelim. Kedi, ip, iple oynuyor diyelim. Kelimesine kim sorusunu soramazsınız. Çünkü işi yapan kişi kedi. Bunu ne sorusu ile cevaplandırmak zorundayız. Hayvanlar ve nesneler için hayvanlar ve nesneler için ne sorusunu sorarak kediyi bularız. Kim oynuyor? Olmaz. Çünkü kedi bir hayvandır. O yüzden oynuyor cümlesine ne oynuyor? Ne iple oynuyor? Kedi iple oynuyor. Yani ne sorusunu soruyoruz. Seminer, ders anlatıyor. Kim ders anlatıyor? Sorumuzu sorduk. Sevilay ders anlatıyor.
Ne iple oynuyor? Kedi iple oynuyor. Evet, unutmuyoruz. Cümlede işi yapanı bulmak için biz ne ve kim sorularını soruyoruz. Ne ve kim sorularını sorduktan sonra aldığımız cevap bizim cümlede işi yapan kişilerimiz. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.